Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anahtarlamalı güç kaynağı SMPS devrelerinde kullanılan Flybird topolojisini anlatacağım. Bu topolojinin kalbinde yer alan darbe genişliği modülasyonu yani PWM entegresi üzerinden detaylara ineceğiz. Flybird devreleri enerji verimliliği ve güvenilirlik açısından birçok elektronik cihazın vazgeçilmezidir. Hadi başlayalım. İlk olarak elimdeki bir adaptörün içini açtım ve sizlere Flyback devrelerinin temel elemanlarını göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi girişte alternatif akım, şehir şebekesi, doğrultma ve filtreleme işlemi ile doğru akıma çevriliyor. Daha sonra PWM entegresi devreye girerek transformatör üzerinden gerilim ve akım kontrolü yapıyor. Flyback topolojisinin en önemli özelliği elektriksel izolasyon sağlaması ve geniş bir voltaj regülasyon aralığı sunmasıdır. Şimdi flyback devrelerinin beynine yani OBS 2530P gibi PWM entegresine odaklanalım. Bu entegreler anahtarlama işlemini kontrol eder. Transformatörün primer sargısına doğru PWM sinyali gönderir ve frekans kontrolü sayesinde çıkış voltajını sabit tutar. Şu anda ekrana bir osiloskop yansıtıldı. Bu osiloskop köprü diyotlardan sonra yer alan filtrenin kondansatörlerinin artı ve eksi kutuplarından ölçülüyor. Hangi kondansatör olduğunu ekrandaki yeşil ok işaretleriyle görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 300 volta varan doğru bir akım sinyalini görüyorsunuz. Bu DC akım son derece pürüzsüz. Ancak voltajı çok yüksek. Bu voltajı ihtiyacımız olan voltajları düşürmemiz lazım. İşte tam burada PWM entegresi ve transformatör devreye giriyor. PWM entegresi yardımıyla kondansatörler tarafından 300 volta kadar yükseltilen bu sinyali ihtiyacımız olan voltajlara dönüştürebiliriz. Hadi şimdi transformatörün PWM entegresiyle nasıl tetiklendiğini görmek için bir sonraki osiloskop görüntüsüne geçelim. PWM entegresinin çıkışındaki voltajı daha iyi yakalayabilmem için osiloskopun trigger ayarlarını değiştiriyorum. İşte gördüğünüz gibi PWM entegresinin transformatörü sürmek için kullandığı MOSFET'in pinlerini bu şekilde gözlemleyebildim. Burada yeşil ok işaretleriyle hangi noktaları ölçtüğümü görebilirsiniz. Probumun eksi kısmını kondansatörün eksi noktasına bağlıyorum. Probumun artı kısmını ise buradaki PWM entegresinin drain noktalarına bağlıyorum. Bu noktalar doğrudan transformatörün bacaklarına gidiyor ve PWM entegresi 142 kHz ile primer sargısını tetikliyor. Böylece MOSFET kapandığında primer sargısındaki akım aniden kesilir. Bu durumda primer sargısında bir geri EMF elektromotor kuvveti oluşur. Bu geri EMF transformatörün sekonder sargısına indüklenir ve enerji aktarımı gerçekleşir. Sekonder sargısında oluşan voltaj çıkış gerilimini sağlar. Sekonder devrede enerji dönüşümü şu şekilde olur. Sekonder sargısında oluşan enerji bir doğrultucu diyot üzerinden geçer. Ardından da bir kondansatör yardımıyla düzeltilir. Ancak şu anda osiloskop görüntüsünde gördüğünüz gibi bu kondansatör şişmiş ve görevini yapmıyor. Bir sonraki videoda bu kondansatörü değiştirerek nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Bilgilerden hızlıca haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda bir SMPS flyback topolojisinin sinyallerinin analizini gerçek zamanlı olarak görüyorsunuz. İşte ekranın sağ altında yer alan alternatif akım şehir şebeke bir köprü diyota giriyor ve köprü diyotta ripple dediğimiz dalgalanmaların fazla olduğu DC sinyal elde ediliyor. Bu DC sinyal de ekranın sol üst tarafında yer alan sinyali oluşturmak için kondansatör ve bobinlerden geçiyor. Böylece transformatörün primer sargısından sekonder sargısına aktarılacak 300 voltluk voltajı elde etmiş oluyoruz. Bu aktarma işleminde ekranın sol altında yer alan transformatör için PWM sinyali kullanılarak bobinin primer sargısı tetikleniyor ve böylece sekonder tarafına daha düşük voltajla yalıtımlı bir şekilde bu gücü iletmiş oluyoruz. Primer dediğimiz transformatörün 220 voltun çevrildiği ve yüksek voltajın yer aldığı birincil taraf. İkincil taraf yani sekonder tarafı ise kullanacağımız yalıtımlı düşük voltajın bulunduğu ikincil taraf. Şu anda ekranda incelediğimiz PWM entegresinin teknik referans dokümanından alınmış verileri görüyorsunuz. Data sheetleri incelediğiniz zaman burada devredeki sinyaller hakkında, matematiksel hesaplar hakkında daha fazla teknik detayı bulabilirsiniz ve bu PWM entegresinin özellikleriyle ilgili. Şimdi bu derste bu konulara değinmeyeceğim.
Ama sonraki videolarda teknik referans dokümanlarını okumayı da sizlere anlatacağım. Bunun için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ekranda çok basit ve temel bir VVM entegresi SMPS Flyback topolojisinin örnek bir simülasyonunu görüyorsunuz. Yeşil olan sinyaller MOSFET'in ne kadar süreyle açılıp ne kadar süreyle kapalı konumda olduğunu gösteriyor. Bu kapalıp açılma süreleri devrenin sekonder tarafından elde edilen bilgiyle gerçekleşiyor. İşte bu da flyback topolojisinin feedback mekanizmasını yani geri bildirim sistemini oluşturuyor. Bu alınan geri bildirimle sekonder tarafında ihtiyacımız olan voltaj ve akımın elde edilip edilmediği bilgisi birinci tarafa iletiliyor. Birinci tarafta bu bilgiyi alarak MOSFET'in açılıp kapanma sürelerini belirtiyor. Bu bizim entegremizde transformatör üzerinde bulunan bir yardımcı sargıyla gerçekleşiyordu. Burada da farklı bir mekanizma kullanıldı. Bu mekanizma simülasyon üzerinde size daha kolay anlatılabilmek için gerçekleştirildi. İşte böyle. Artık bir SMPS flyback topolojisinin nasıl çalıştığını bütün yönleriyle biliyorsunuz. Teşekkürler.